Düşünen insanlar için de şimdi size küçük bir masal anlatacağım. Merak etmeyin, çok uzun değil. Küçük bir çocuk varmış. Annesinin az önce fırından çıkardığı, dumanı üstünde sımsıcak, mis gibi kokan kekten şöyle küçük bir ısırık almış. Anneciğim demiş, var ya, mükemmel olmuş bu kek. Eline koluna sağlık anneciğim. Annesi mutlu bir şekilde cevap verecek. Afiyet şeker olsun evladım, şifa olsun inşallah. Lakin bu keki ben yapmadım ki. Nasıl yani demiş çocuk. Anne sen yaptın. Hayır evladım. Peki kim yaptı anne? Ya evladım ben yapmadım. Yumurtayla şeker tesadüfen aynı anda eşit oranda birbirine karışmışlar. Sonra o ikisine un da katılma kararı almış. Üstüne üstlük kabartma tozu ve üzüm de onlara katılmaz mı? Neyse, hep birlikte tesadüfen bir araya gelmişler, fırına girmeye karar vermişler, aynı dakikada pişip çıkmışlar. Bu masal ama maalesef hala her şeyin bir tesadüften ibaret olduğunu sayanlar var. Bakmayın siz çocuğa, koca koca adamlar, koca koca hanımlar ki bazıları kendilerine bilim insanı diyorlar. Halen kainatın tesadüften ibaret olduğunu söylüyorlar. Güya bir gölde yaşayan bir balık daha önce okyanustaymış, oraya gelmiş, kendi kendine bir yaşam biçimi oluşturmuş. Timsahlar daha önce balıkmış. Bakmışlar ki ilerleyen yıllarda kumda yaşayacaklar, karar vermişler, ayaklarını çıkartmışlar. Hangi ortamda yaşayacaklarsa bütün canlılar ona uygun şekilde evrimleşmiş. Gaz ve toz bulutları varmış, tesadüfen patlamış. Sonra insanın tam yaşamasının sağlandığı, milimetrik hesapların yapıldığı bir azot dengesi ve oksijen dengesiyle bizler nefes alıp verir hale gelmişiz. Her şey tesadüfen olmuş. Tesadüfen tek hücreli bir yaşam biçimi varmışmış. Sonra tesadüf bu ya, evrile çevrile biz olmuşuz. O sımsıcak kekin bile kendi kendine olmayacağını düşünen 6 yaşındaki bir beyin, kainatın kitabını okuyamamaktan aciz, koca koca adam ve hanımlar da olsa belki de en büyük cahiller oluyor. Öyle değil mi? Ne diyelim? Allahu Teala düşünen insanlardan eylesin cümlemizi. Amin.